Ankara Stüdyo olanlar merhaba. Bugün Ankara'nın kuzeyinde yeşiliyle, doğasıyla, gelişmesiyle öne çıkan Çubuk Belediyesi'nin değerli başkanı Doktor Tuncay Acıhan konuğumuz. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sayın Başkanım, sohbetimize bizi izleyenlere sizi tanıma fırsatı verelim. Kendinizi bize tanıtır mısınız? Evet, 1958 Çubuk doğumluyum. İlk ve orta tahsilimi Çubuk'ta tamamladıktan sonra Hacettepe Tıp Fakültesi'ne başladım 1975 yılında. 1982'de mezun olduktan sonra Muğla Datça'da 9 yıl, Ankara Yeni Mahalle'de 7 yıl ve Çubuk Devlet Hastanesi acilinde 5 yıl olmak üzere görev yaptım. Daha sonra özel bir tıp merkezi sahipliği ve yöneticiliğini yaparak yaklaşık olarak 32 yıllık bir hekimlikten sonra 3 dönemde AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığından sonra 2014'te Çubuğumuzun yerel yönetimine talip olduk ve 3 yıldan beri de bu görevi yapmaktayım. Sizin AK Parti İlçe Başkanlığı döneminde zaman zaman birlikte farklı görüşmelerimiz oldu. Evet. Sizin o sahada yaptığınız çalışmalara da biz şahit olduk teşkilat bazında. Ayrıca bir hekim olarak Çubuk'ta daha önceleri sağlıkla ilgili bir takım sıkıntılar olduğu dönemlerde siz de yaşadığınız sağlık sorunlarını günümüze geldiğimizde merkezi hükümetin sağlık alanında yaptığı hizmetleri de bir kıyasladığımızda İsterseniz belediye başkanlığından önce sağlıkla ilgili görüşlerinizi almak isterim. Bu fark nasıl, sizin açınızdan nasıl görülüyor başkanım? 10 yıl öncesine göre çok büyük farklılıklar var. Yani en azından bundan 10 yıl önce 112 Hızır Acil diye bir hizmet Çubuk'ta yoktu mesela. Şimdi 112'yi aradığınızda veya ulaştığınızda şu anda en geç 10 dakikada her türlü acil sağlık sorununa müdahale eden bir birim var şükür Allah'a. Bu en büyük gelişme bence bu. Eskiden acil hastalara ya eve doktor çağrılırdı ya acil hasta karga tulumba araca bindirilir götürülürdü. Çoğu kere yetişemezdi. Yani bu sıkıntıları hep Türkiye yaşadı, Çubuk da yaşadı. Evet. En güzel şu andaki acil hizmetlerinin bu yani taşınabilme ve ulaşma konusundaki hızı gerçekten takdire değer bir şey. İkincisi 10 yıl önce yine Çubuğumuzda böyle bir hastanemiz yoktu. Şu anda 100 yataklı, konforlu ve içerisinde 30'dan fazla uzmanımızın çalıştığı çok güzel bir hastane hizmetimiz var. Onu da gerçekten her türlü övgüye değer buluyorum ben. Bir önemli gelişmede eskiden sağlık ocakları vardı. İşte orada çok kuyruklar olurdu, sıra olurdu. Ama şu anda Çubuk'ta 23 tane aile sağlığı hekimi, aile hekimi sanıyorum 6 ayrı şubede çok başarılı bir sağlık hizmeti veriyorlar. Yani bu üç konu sağlıkta Türkiye'nin çağ atlamasına vesile oldu. Hızır acil hizmetleri, aile hekimliği sistemi ve bir de Çubuk'taki bizim modern hastanemiz. Bence Çubuk'ta gerçekten güzel bir hizmet veriliyor. Ancak tek tük tabii ki istenmeyen durumlar, vakalar yaşanabilir. Şahıstan, kişiden kaynaklanan durumlar kaynaklanabilir. Bunların da düzeltilebilir olduğunu ben düşünüyorum. Ülke genelinde de şehir hastaneleriyle ilgili Mersin'de açılışı evet. Yapılan adeta sağlık sektörü çağ atlıyor değil mi? Kesinlikle bu. Yani ilk önce Mersin'den birinci sırada orası var. İnşallah Ankara'da olacak. 30 tane büyük şehirde şehir hastaneleri kuruluyor ki bunlar hem hizmette hem kalitede hem de hızda gerçekten mükemmel bir sağlık düzeyine getirecek Türkiye inşallah. Başkanım, yine siz AK Parti Çubuk İlçe Başkanı iken belediye başkanı olursam şunları yapardım dediğiniz neler vardı? Göreve geldiğinizde nereden başladınız hizmet? Evet. Yani bu ilçe başkanlığı döneminde en çok Çubuk'un eski tarihi dokusunu, eski yeşil çevre dokusunu daha ileriye götürmeyi hep düşünmüşümdür. Yani Çubuk nihayetinde bir ovadır, tarımsal evet. Bir alandır. Bu alanda betonlaşmanın değil de yeşilin ve çevre güzelliklerinin doğasına uygun bir yapılaşmasını isterdim. Ve en çok da benim nostaljik olarak hatırladığım
Çubukçay Vadisi bizim çocukluğumuzda hani gidip içerisinde yüzdüğümüz, evet, kenarında piknik yaptığımız mükemmel bir mesire alanıydı. Kadınların çamaşır yıkadığı, insanların yaz günlerinde hayatının büyük bir bölümü tertemiz akan o çubuk çayının etrafında, çevresinde geçerdi. Ama bugün artık işte çayımız akmıyor. Borularla su, evet, işte Ankara'ya naklediliyor. Bizim arıtma tesisimize naklediliyor. Artan nüfus gereği nedeniyle belki de bu gerekli bir şey. Evet. Ama işte o tertemiz suyuyla, o güzelim mesire alanları ve piknik alanlarıyla hiçbir zaman unutamadığım ve yeniden canlanmasını en çok arzu ettiğim şey Çubukçay Vadisi'dir. Bununla alakalı da düşündüğümüz, yapmaya çalıştığımız bir takım çalışmalar tabii ki olacak. Bunun en başında da Çubuk Abat Parkı adı altında, evet, 55 bin metrekare alanda, tabii bu çok kısmi bir alanı kapsamış olacak ama bir nostaljik vizyon olarak inşallah o parkı gerçekleştireceğiz. Bu bir nebze de olsa bize eski çubuğu hatırlatan, tanıtan, unutmadığımız yönlerini bize yeniden hatırlatacak olan bir girişim olacak inşallah. Fazla betona yer vermeyeceğiz değil mi başkan? Zaten bu, evet, yani olmaması gereken, elbette çok katlılarında, yüksek katlarında olacağı yerler, mekanlar olması lazım. Ama bu bilhassa vadi ve ova içerisinde, evet, olmaması lazım. Daha çok yüksek yerlerde. Zaten biliyorsunuz Bakanlar Kurulumuzda tarımsal sit alanı olarak bu tür çubuk ovası benzeri değerli ovaları şu anda büyük ova kapsamında tarımsal sit alanı ilan etti ve korumaya aldı. Buralardaki imara açık ve betonlaşmaya açık çalışmalar sona erdirildi. Bu da bence hayırlı bir karar diye ben düşünüyorum. Başkanım, sizin ilçe başkanlığı yaptığınız dönemde ve önceki dönemler, iki dönemde belediye başkanları çubuğa herkes kendi gücü ve imkanları oranında hizmet etti. Ben nasıl bir belediye devraldınız demeyeceğim. AK Parti bir belediye başkanlığını devraldınız. Belediyede ilk göreve başladığınızda işe nereden başladınız? Evet, belediyede ilk önce mali disiplinden başladık. Evet. Çünkü gelir ve gider dengesinin düzeltilmesi gerekiyordu. Özellikle cari harcamalarda, maaş ödemelerinde sıkıntılı bir ayla başladık biz. Ama buna rağmen yaptığımız toplantılarda ben çalışma ekibime iki talimat verdim. Bir tanesi tasarruf, mali disiplin, gelir gider dengesinin düzeltilmesi. Yatırım yapmayı bırakın. Yani biz o ilk ay geldiğimiz ay maaş ödemekten dahi maalesef aciz durumdaydık. İkincisi de imar çalışmaları. Çünkü 2010 yılında üniversite biliyorsunuz Çubuk'ta kuruldu. Evet. İnşaatlar devam ediyordu. Ama üniversite gelirken çubuğun hazırlanması gerekiyordu. Yani sosyal tesisleriyle, donatı alanlarıyla, konutlarıyla, çevre düzenlemesiyle özellikle Esenboğa bölgesindeki alanın yetiştirmesi gerekiyordu. Ve zaten bu biz 3 yılımızı imar çalışmaları olarak tamamen Esenboğa bölgesindeki, üniversite çevresindeki mahallelerimizin imar çalışmalarında yoğunlaştık. Onu düzeltmeye çalıştık. Ve hamdolsun geçtiğimiz hafta içerisinde de üniversite çevresindeki 5 önemli mahalleden Melikşah mahallemizin tapularını da dağıttık. Umarım ki bundan sonra süratle, evet, orada üniversitemizin çevresindeki tesisleri, gerekli olan tesisleri ve konut alanlarını gerçekleştirmek üzere çalışmalar bizzat girişimciler ve halkımız tarafından başlayacak. Sırada şu anda Esenboğa var. Esenboğa'nın imar revizyonu hamdolsun bitti. Şu anda önümüzdeki perşembe günü Büyükşehir Encümeni'ne girecek. Oradan geldikten sonra askı dönemi var. Ondan sonra eğer işte itirazlar değerlendirildikten, evet, sonra çok büyük ihtimalle oranın da inşallah tapular için tapu kadastro ve tapu sicil dönemlerine geleceğiz inşallah. Bunun yanında Güldarp'ı, o da bitti. Şu anda tapuya hazır durumda. Tapuyla ilgili çalışmalar Güldarp'ı da başlayacak. Ve Kızılca Mahallesi, o da üniversitemizin çevresinde. O da şu anda Büyükşehir Encümeni'nde görüşüldükten sonra çubuğa gelecek inşallah. Yani sanıyorum bu 5 mahallenin 4'ünde önümüzdeki yaz itibariyle artık imar ruhsatları ve projeleri, çalışmaları başlayacak. Umudum odur ki üniversitenin gelişmesine,
diğer etaplar, bu üniversitenin evet. birinci etabı. Bundan sonra arka arkaya 4 etap daha kaldı. Bunlar gerçekleştirilecek. İşte bölgeye metro gelecek. İnşallah bu metro, biraz sonra onu da anlatacağım, Çubuğumuza kadar uzatılacak. Çubuk şu anda Ankara'nın kuzeyinde parlayan bir yıldız olmaya aday. Dolayısıyla bu gelişmeye ayak uydurabilmemiz için öncelikle bizim bir imar, iki altyapı çalışmalarını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çünkü yoğun bir talep var değil mi o bölgeye? Çok yoğun, evet. Yani ve arsa oradan alanlar çok büyük karda. Evet. Hala da yatırıma müsait yerler orada. Evet, ben o işin rantiye kısmına pek girmeyeyim ama şunu söyleyeyim sadece. 2010 yılındaki buradaki fiyatlar 2017 itibariyle yaklaşık 10 ila 15 kat artmış durumda. Bu da tabii halkımızın cebine giren, onların mülkiyetinin gücünü ve sermayesini artıran bir durum oluyor. O açıdan o bölgenin de canlanmasına vesile olacak daha ileriki zamanlarda. Zaten buradaki yatırımı yapacak olan, özellikle konutla alakalı, tesislerle alakalı yatırım yapacak olanların bir kısmı da bizim kendi halkımız ve evet. girişimcilerimiz. Ama şunu da biliyoruz ki burada mülkiyet edinen ve buradan toprak alan, arsa alan önemlice bir kısım da Çubuğun dışından gelen yatırımcılar. Onlar gelecek ki Çubuğun ekonomik gücü artacak tabii ki. 3 yıl önce İstanbul'dan bir dostumuzla şu andaki üniversitenin açılışı yapılan bölgeye yaklaşık 2 kilometre o hafif rampada, dağın eteğinde bir tarla almıştık. Bugün herhalde 10 katı var. Evet. Yani 3 yılda kazanılan değer bu. Geçen hafta da o bölgede bir emlakçı dostumuzu ziyaret ettim. Büyük talep olduğunu söyledi. Gerçekten o bölge farklı bir yöne doğru gidiyor. Yine Çubuğun bu üniversite tarafı, sol tarafı. Sağ tarafa doğru bu düzü Abadan tarafına yönelik çalışmalar var mı başkanım? Önümüzdeki süreçte. Şimdi zaten bölgeye şu anda... Orada bir üçgen bölge kaldı herhalde. Evet, şu anda en büyük heyecanı getiren zaten yani havalanı, otonomi ve Akyurt bölgesine kurulacak fuar alanından sonra bizzat metronun önce havalanı, sonra üniversite ve sonra Çubuğa kadar uzatılması zaten bölgenin kalkınmasında bir üniversite kadar daha değer katacak. Şüphesiz ulaşım önemli. Dolayısıyla ben hani şu anda siz dediniz en az 10 kat arttı diyorsunuz. Önümüzdeki dönemde metronun buraya gelmesiyle, metro çalışmalarının hatta başlamasıyla bu kat sayı bir 10 kat daha bence artacak gözüküyor. Yani Çubuğun ekonomik anlamda, sosyo-kültürel anlamda değeri üniversiteyle beraber ve de metro ile beraber çok daha yükselecek görünüyor inşallah. O Esenboğa havalanı, Çubuk yolu ve Akyurt tarafında ortada kalan yeri kastediyorum başkanım. O bölgede bir çalışma var mı imarla ilgili ileride? Şimdi yani Taşpınar Sunlu bölgesini mi kastediyorsunuz? Evet. O bölgede işte bu tarımsal sit uygulaması var. Yani o bölge imara, konuta ve işletmelere açılmayacak. Sadece tarımsal nitelikli işletmeler ki bunlar da tabii biraz daha kuzey bölgede ahırlar başta olmak üzere besit çiftlikleri o dediğiniz bölgede de özellikle hayvan dışı hayvancılık dışındaki tarım alanları, tarımla ilgili evet. gelişme olabilir. Ne olabilir bunlar? Sera olabilir. Efendim bizzat ürün yetiştirmeye dönük sebze ve buğdayla ilgili çalışmalar olabilir. Bir de şeyden sonra, seradan sonra en çok orada tara gören mantar çiftlikleri olabilir. Burada havalanı çevresinde kapatılan bazı ahır ve besi işletmelerinin mantar yetiştirmek üzere faaliyete geçtiğini biliyoruz. Tasarlanan o alandaki yatırımlar o bölgeyi farklı bir ivmeye kazandıracak değil mi? Tarıma doğru götürecek evet. Yani sizin dediğiniz bölge yani Esenboğa Havalanı ile Çubuk arasındaki Çubuğa giderken sağ taraftaki kısmı söylüyorsunuz. Sağ tarafta organize küçük sanayi sitesi falan. Evet. O bölgede. Evet. Olduğu bölgeler. Ahevran'ın olduğu bölge. Ahevran. Orası korunuyor. Yani oranın sanayi niteliği korunacak bu şeyde, çalışmada. Başkanım projelerinize girelim isterseniz. Planladığınız, programladığınız süreç nedir? Neler yapacaksınız? İzleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Evet. Öncelikle bugüne kadar yaptıklarımız konusunda bir söz alayım. Ondan sonra buyur, da buyur. Bundan sonra yapacaklarımızı biz ifade edelim. Çubuk'ta
bu üniversiteye koşut gelişme sağlanması için diğer bölgelerimizdeki altyapı, yol, işte kanal, su hizmetlerinin ve de doğalgaz yaygınlaştırmasının devamını sağladık bugüne kadar. Özellikle 4 büyük grup yolu Büyükşehir Belediye'mizle birlikte gerçekleştirildi. Bundan bir tanesi Karagöl grup yolu. Yani Karagöl bölgemizde 20 civarında köyden yeni mahalleye dönmüş olan, mahalle olmuş olan yerlerimiz var. Evet. Bunların hepsi 2014 yılından beri standardı yüksek, sıcak asfaltla yolları yapıldı ve Karagöl'den Çubuğa kadar 28 kilometrelik alanda da çok güzel bir otoban konforunda bir yolumuz oldu. Evet. Aynı şekilde bu Akkuzulu grup yolu içinde gerçekleştirildi. Aynı şekilde Camili grup yolu içinde gerçekleştirildi. Şu anki çalışmada Yakup Hasan mahallemizden başlayıp Yiğitli, Obruk ve Miri'yi de içine katarak tekrar Çubuk merkezine Sırlıcı ve Ağalcık'tan gelecek olan bir grup yolumuz daha var. İnşallah bu da önümüzdeki yaz sonu itibariyle tamamlanmış olacak. Bundan sonra kalan bölümde de iki tane grup yolumuz kalıyor. Bunları da gerçekleştirdiğimiz zaman Çubuk'ta aşağı kolu, yani aşağı yukarı grup yolları açısından ulaşım son derece konforlu. Grup ve yolu dediğimiz neyi başkanım? Birden fazla köy ve mahalleyi Çubuğa bağlayan yollara biz grup yol diyoruz. Karagöl grup yolu mesela. Evet, yeni 20'ye yakın benim mahallemizin iştirak ettiği ve oradan yolculuk evet yaptığı bir yol. Buradaki bir grup yolunu yapmanız oradaki pek çok vatandaşımıza... Yeni açılan yollar değil mi? Yeni değil, eski yol ama... Rehabilite edilen. Yani köy gruplarının kullandığı yol olarak söylüyoruz evet biz bunu. Rehabilitasyon da yapılıyor ama daha önemlisi ilk defa buralar sıcak asfaltla tanıştırıldı. Biz bir taraftan tasarruflarımızı yaparken, bir taraftan imar çalışmaları yaparken Çubuğumuzun yeni yapılan Kız İmam Hatip Lisesi'nin içerisine 1 milyon 350 bin lira masrafla ve sportta teşkilatımızla birlikte yaptığımız bir protokolle çok güzel bir spor salonu kazandırdık. Bu spor salonu hem Atatürk mahallemizin çocuklarının ve gençlerinin sporda önemli, hem bizim kurmuş olduğumuz Çubuk Gençlik ve Spor Kulübü'nün ki 5 dalda burada biz çalışma yapıyoruz. Judo, okçuluk, voleybol, basketbol ve güreş. Bu dallarda 200 tane çocuğumuz şu anda bu spor faaliyetlerinden yararlanıyorlar. Değişik spor salonlarında çalışıyorlardı. Bundan sonra inşallah daha geniş imkanlarla yeni spor salonumuzda güzel yerlerde burada çalışmalar devam edecek ve aynı zamanda burası eğitim ve öğretim saatlerinde de Kız İmam Hatip Lisemizin kız öğrencilerine hizmet verecek. Bundan 2-3 gün önce Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç Bey Çubuk'taydı. Bir gençlik danışma toplantısı için Çubuk'ta bulundu. Orada da kendilerine bunu arz ettik. Hem bu salonumuzu hem de biliyorsunuz 6 yıldan beri kapalı olan şehir stadımızı da girişimlerimiz neticesinde şu anda hizmete yaklaşık birkaç hafta içerisinde açacağız. İnşallah Sayın Bakanımız da geleceğim dedi. Ben hem salonu hem de bu yeni yapılmış olan, yenilenen Çubuk Şehir Stadı'nı açacağım dedi. Çubuk Şehir Stadı bizim için çok önemli. Önemli çünkü evet maçlarımızı kendi sahamızda yapamıyorduk ve seyircilerimiz de kendi bu şehir stadına gerçekten hasret kalmıştı. Çubuk Spor'da önemli yerde sahip. Evet, öyle. Altyapısı olan bir yer. Evet ve şükür Allah'a bu stadımızda artık Çubuk Spor maçlarını yapmaya başlayacak ve seyircimiz de orada bu maçları izlemeye başlayacak. Bunun yanında özellikle park anlamında iki tane şehidimizin, birisi Şehit Ahmet Çam, birisi Şehit Allah Emre Tunca, bunların adına iki tane park gerçekleştirdik. Birisi bunun Atatürk Mahallesi'nde, bir tanesi Cumhuriyet Mahallesi'nde. Ama bunlara ilave olarak inşallah önümüzdeki dönemde Çubuk Çay Vadisi'nde 55 bin metrekarelik yerde Çubuk Abat Parkı adı altında inşallah hem festivalimizi yapacağımız hem de insanlarımızın özellikle yaz günleri mesir alan olarak kullanacağı çayın kenarında bir inşallah büyük yeşil rekreasyon projemiz var. Bunu da inşallah yakın zamanda gerçekleştireceğiz. İki tane mahallemize, birisi Akkuzulu, birisi Dumlupınar, evet, halı saha kazandırdık. Ve burada da buradaki her iki mahallemizde çocuk ve genç sayısı
bir hayli fazla ve onlara da bu hizmeti sunmuş olduk. İnşallah bundan sonraki dönemde neler yapacağız? Bizim hizmet binamız yok. Var ama işte 7 ayrı yerde ve birbirine irtibatı ve israfa açık bir şekilde, yani bunu denetlemesi ve kontrolü zor bir yerde. Tek bir hizmet binasıyla inşallah bununla ilgili projemiz de tamamlandı. Şöyle bir hizmet binasına inşallah, yani estetik ve sanat görselliği de olan bir hizmet binasını. Çevresi de yeşile uygun. İnşallah. Burası zaten hemen Çubukçayı'nın da kenarında zaten. İnşallah burada bunu gerçekleştireceğiz. Başka bir açıdan görünüşü. Bu render çizimi, yani ve proje bu şekilde gerçekleştirecek. Allah nasip ederse. Bütün birimler bir arada olacak. Bütün birimler bir arada olacak. Hatta bir de lojistik destek binamız olacak. O da buraya yakın bir yerde bütün araçlarımızın, bütün kademe çalışmalarımızın yapılacağı bir bina olacak. O da mevcut terminalin yanında olacak inşallah. O da o konuda da bizim bir sıkıntımız var. Ne zaman temel atacaksınız başkanım? Sanıyorum şu anda proje tamam. Biz başbakanlıktan hizmet binaları için izin gerekiyor. Bu izni için başbakanlığa yazdık. 2017 yılında bu yıl tabii mutlaka, yani bu yıl içerisinde temeli atılmış, mutlaka inşaata başlanmış olacak Allah izin verirse. Bunun yanında pazar alanımız çok çok eskidi. Artık yeni bir pazar alanına, daha büyük bir pazar alanına ve yeni dükkanlara çubuğun ihtiyacı var. İçerisinde, yani altta 30 tane dükkanın bulunduğu, ikinci katının da açık pazar alanı olarak kullanabileceği ve bir de çok amaçlı bir kültür salonunda bulunacağı bir projeyi inşallah onu da kazandıracağız. Ha, buranın özelliği hem hizmet binamızın eksi katı, yani yer altı, hem de bu pazar alanının altı inşallah otopark olarak kullanılacak. Çok amaçlı çünkü, bir ek. Evet. Çünkü artan araç sayısıyla Çubuk'ta en büyük sıkıntılardan bir tanesi de gerçekten otopark. O nedenle bu çalışmamızın içerisinde araçlarımızın rahatlıkla park kullanacağı bir yeri düzenlemek istiyoruz inşallah. Ve son olarak yine Çubuğumuzun Yıldırım Beyaz Mahallesi'nde bir alanı da inşallah bir hamamımızı yenileyeceğiz. Bay ve bayan bir bölümüyle birlikte güzel bir hamamı da tesis olarak çubuğa kazandıracağız. Bundan sonraki dönemde yapacaklarımızı da bu şekilde özetleyebilirim. Yine hükümet konaklarıyla ilgili Ankara evleri gibi çalışmalarımız var. Restorasyon, merkezi hükümetle belediye işbirliği, bu konuda neler yapıyoruz? Şimdi daha önceki dönemde bir tane zaten böyle bir tarihi konağımız vardı. Bu dönemde de iki tarihi konağı da bizim hizmet kervanımıza kattık şükür Allah'a. Bir tanesi Ali Şükrü Yıldırım konağı tam kaymakamlığın karşısında. Bir tanesi de eski belediye başkanlarımızdan rahmetli İzzet Korman'ın oturduğu İzzet Korman konağı. Bu ikisi birbirine hemen hemen işte 100 metre yakınlıkta bir yerde yapıldı. Tamamladık. Bir tanesini teslim aldık. Geçici kabulü Ali Şükrü Konağı'nın alındı. İzzet Korman Konağı da yani yakın zamanda bitti. İşte onun da şu an doğalgaz bağlantısı yapılıyor. Yakın zamanda da onu da alacağız. Ali Şükrü Konağı için yapmak istediğimiz çubuğun yöresel yemeklerini, lezzetini, tadını tanıtacak bir faaliyet yapmak üzere İnşallah oraya işletmeyi alacağız. Burayı belki ihaleyle, belki bizim belediyemize bağlı şirket tarafından çalıştırarak ve bahçesini de bu şekilde organize ederek inşallah misafirlerim sizin gibi geldikçe Ankara'dan çubuğun turşusunu, çubuğun yemeklerini tatmak için gelecek dostlarımıza burada ikramlarda bulunacağız inşallah. Bunun dışında iki tane de satın aldığımız yer var. Bir tanesi yeni gerçekleştirdik uzlaşmasını. Mazhar Balcı Konağı, bu da Ali Şükrü Yıldırım Konağı'nın hemen karşısında ve Hamdi Gedikoğlu Konağı, bu da biraz daha Çubuğun Yukarı Mahallesi eski dediğimiz yerde, yani şu anki Yavuz Selim Mahallesi içerisinde. Onunla alakalı da şu anda Ankara Valiliği yatırım izlemeyle görüşmelerimiz devam ediyor. Onunla ilgili ihaleye de bu yıl içinde çıkmayı umut ediyoruz. Konaklama yapılacak mı buralarda başkanım, misafirlerin? Konaklama burada değil, bunlar konaklama için değil. Yalnız Kışlacık'taki eski jandarma karakolu vardı. Burası jandarma buradan kalktı. Biz buranın tahsisini aldık ve burayı da organize ettik. Şu anda
belediyemize ait bir sosyal tesis oldu orası. Geniş de bir bahçesi var. Ve içerisinde de özellikle gençlerin, sporcuların, kamp yapmak isteyenlerin, Karagöl'e uzaklığı 4 kilometre, günlük trekking yapmak isteyenlerin, spor yapmak isteyenlerin hafta sonlarında kalabileceği, konaklayabileceği bir alan tesis haline getirdik. İnşallah sizler de gelirseniz, İnşallah. Çubuk'ta burayı da gösteririz. Bu tesiste özellikle Çubuk'un turizmine bir katkı sağlamak üzere, gençlere bir kamp imkanı, konaklama imkanı sağlamak üzere devrede şu anda. O hazır. Şu anda bu hizmeti vermeye başladı inşallah. Karagöl'den bahsedelim başkanım. Evet. Hem yolundan bahsettiniz hem de oradaki çalışmalardan. Ankara'ya bu kadar yakın, bu kadar doğası bozulmamış, tabiat harikası bir yer var. Neler yapılıyor Karagöl'de? Şimdi Karagöl, Ankara Büyükşehir Belediye'miz tarafından ciddi bir restorasyona ve tadilata tabi tutuldu. Aydınlatmalar yapıldı, yollar yapıldı. İçerisindeki restoran yeniden oradaki doğal dokuya uygun şekilde yeniden organize edildi. Bir de Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla birlikte burada bir 100 yataklı gençler için bir izcilik kampı da inşallah olacak. Çok güzel. Gereğinde tabii ki buna Ankara'daki misafirlerimiz de gelip buradan yararlanabilecek. Bu kadar güzel yol yaptıktan sonra Karagöl'de böyle bir düzenleme yapılması kaçınılmazdı zaten. Evet. Yapıldı. Şu an bu çalışmalar devam ediyor. Sanıyorum yazın gelmesiyle, baharın gelmesiyle beraber inşallah oradan yaralanmak isteyen vatandaşlarımızın hizmetine açık hale gelecek inşallah. Ama bunun yanında Karagöl etrafında özellikle Yıldırım Evci Göleti ve Yaylası başta olmak üzere Kışlacığın, efendim Yaylağın çok güzel yaylaları var. Buraları da inşallah turizme açmak. Hacılar Şelalesi var. Hacılar Şelalemiz var, evet. Buraları da açmak. Çubuk 2 barajımız var yine mesire alanı olarak. Aslında Çubuk'un Ankara'nın 40 kilometre yakınında Çubuk'ta insanlarımızın dinlenebileceği ve mesire alan ihtiyacını karşılayacağı çok yer var Çubuk'ta. Zaten bizim çocukluğumuzda bütün gelenler ya Kızılcamam Çamkoru'ya, evet, soğuk suya giderdi veya Çubuk, Karagöl ve baraja gelirdi. Tabii Ankara'nın içerisinde şu anda yeni alanlar oluştuğu için belki burada biraz engelleme oldu ama ben yine de aynı şeyi söylüyorum sizin gibi. Bu kadar doğal, evet, bitki florası, bu kadar çeşitli bir Karagöl alanı inşallah hizmete devam edecektir diye düşünüyorum ben. Başkanım, biz son haftalarda doğa sporlarıyla yakından ilgileniyoruz. Zaman zaman sizinle de sohbet ettik bu konuda. Hem Ülke Medya Gazetecileri Cemiyeti olarak hem de Kale Dağcılık Spor Kulübü olarak 15 günde, bir ayda Ankara çevresi ve daha İç Anadolu açılarak Türkiye'nin her yeri ve yurt dışı da var da doğa turizmi gelişiyor. Özellikle Ankara'da yazın insanlar mesire alanlarla, piknik alanlarla ilgi gösteriyor. Çubuk bunun için çok rezervi olan, potansiyeli olan bir bölge. Kesinlikle. Evet. Tabii bu işte biraz Beypazarı, işte Çamlıdere, Kızılcamam öne çıkmış gibi. Ama Çubuk da bu boşluğu dolduracak değil mi? Önümüzdeki dönemlerde organizasyon bazında hazırlıklar tamam, altyapı tamam. Bundan sonra hizmetlerden yararlanma dönemi başlayacak. Evet, zaten Çubuk'un en büyük ekonomik girdisi, her zaman bunu söylüyoruz zaten, tarım, hayvancılıktır, turizmdir ve de üniversitenin gelmiş olmasıyla birlikte eğitimdir. Bu üç ana dalda ilerlememiz gerekiyor. Çubuk, yani büyük şehrin 2023'e kadar olan Nazım planında sanayi alanı olarak öngörülmemiş. Konut alanı olarak da özellikle OVA şu anda öngörülmüyor. Dolayısıyla biz bu üç konudan eğitim, turizm ve tarım üzerinden giderek Çubuk'un ekonomisini oluşturmamız ve geliştirmemiz gerekiyor. İşte bunun turşuculuk diye bir sektörümüz var biliyorsunuz. Evet. Agat taşı diye bir değerimiz var biliyorsunuz. Bunların geliştirilmesi bence bu saydığım diğer üç konuyla beraber Çubuk'un ekonomik gücüne ve sosyal kültürel yapısına büyük katkı sağlayacaktır diye ben düşünüyorum. Uluslararası Çubuk Turşu Festivali 2017'de yapılacak mı başkanım? İnşallah. Yani eğer Çubuk'la özdeşleşti, bir, evet, marka oldu. Evet.
son 2 yılda biliyorsunuz yaşadığımız terör olayları ve riskler dolayısıyla bizzat hem bizim genel merkezimiz hem de asayiş nedeniyle bu yasaklanmıştı biliyorsunuz. Evet. Ama Allah nasip ederse huzur ve barış ortamında bir yaza erişirsek inşallah bu referandumdan sonra inşallah biz Çubuk Turşu Festivalimizi mutlaka Eylül ayının 3. haftasında yapacağız inşallah. Hazırlıklarımız bununla devam ediyor. Ve hatta bu festivali nasip olursa bu Çubuk Abat Parkı'nın içerisinde yapacağız. Festival alanı olarak düzenleyeceğimiz yerde. O hediyelik eşya bazında agat taşıyla ilgili yeterli rezerv var ama değerlendirebiliyor muyuz? Sürümü var mı? Pazarlaması var mı? Şimdi agat taşını çubuğumuz yeni tanımaya başladı. Farkındalığı daha yeni ortaya çıktı. Bu konuda bilinçlenme henüz daha yeni oluşuyor. Yani 10-15 yıllık bir mazi. Bu taş tabii milyonlarca yıldır orada. Ve bunu ilk keşfedenler de 1940'lı yıllarda maalesef Batı'dan gelen, Almanya'dan gelen insanlar. Bu taşlar kamyonlarla alınmış, taşınmış. Bununla alakalı süs eşyaları geliştirilmiş. Koleksiyoncuların envanterine girmiş. Ama biz çubuk agat taşından haberdar olmamışız. Son 15 yılda bu ortaya çıktı. Önce agat taşının varlığı, bunun uluslararası bilimsel literatürlere girmiş olduğu bilgisi bize gelmeye başladı. 89'da ilk defa literatüre girdi çubuk, Barrett diye, yani çubuklu taş diye. Hem çubuğun taşı hem de çubuklu taş. Yani böyle bir taş. Rahmetlik Mehmet Nebi doktor abimiz ilk defa bunu o literatür görüp de gündeme getiren, böyle bir taşın varlığını söyleyen ve 10 yıllardan beri yabancıların bu taşları götürdüğünü bize bildiren rahmetli bir abimiz vardı. Çubuk platformunun yönetiminde birlikte çalışırken. Evet. Bu da 2002-2004 yıllar arasında söylenmişti. Ama aradan geçen bu 15 yıl zarfında şu anda çubuk agat taşının farkına artık herkes vardı. Bundan nasıl yararlanabiliriz? Bunu nasıl bir ekonomik değer haline getirebiliriz konusunda kafa yoruluyor. Biz de agat taşı işletmeciliği kursunu açtık. Ve kalkınma ajansımızla beraber açtık. Burada 60 kursiyeri de yetiştirdik. Hem taşın işlenmesi hem de gümüşle çerçevelenerek bunu bir süs eşyası olarak ekonomik değer haline getirmeyi başardık. Ve bunu yaparken de kalkınma ajansı marifetiyle 400 bin liralık bu taşı kesme, parlatma, işte tesbih yapma, yüzük yapma gibi bir takım süs eşyalarının girmesi gereken modelleri sağlayacak makinalarımız da hazır. Bundan sonra bu kursu yetiştirme işlemlerinden sonra yine eğitim faaliyetlerimiz devam ederken öbür taraftan da şirketimiz vasıtasıyla bunu bir üretim ve kazanç meselesi haline getirmek için de harekete geçiyoruz. Bundan sonra oradaki atölyemiz sürekli olarak süs eşyalarını üretecek ve bunları bir ekonomik değer olarak gönderecekler yurt içine ve yurt dışına. Yurt dışından o kadar çok alıcısı var ki bunun, yani çubuk taşı kıymetini biliyorlar. Evet, yani desenin özelliği dolayısıyla her koleksiyoncu yurt dışında çubuk agat taşını bulundurma ihtiyacını hissediyor. Bu nedenle alım konusunda hiçbir sıkıntı yok. Bu endüstri çubukta inşallah büyüyerek bence büyük bir ekonomik girdinin kapısını açacak inşallah. Turşudan daha fazla olacak diyebilirim. Başkanım, bir kısa aramız olacak. İkinci bölüme ondan sonra devam edelim. Farklı sorularla ikinci bölümde görüşelim. Peki. Çubuk Belediye Başkanımızla sohbetimize devam ediyoruz. Başkanım, projelerle ilgili bahsettiğimiz süreçte bir iki konuya daha değinecektiniz herhalde. Onlara buyurun, devam edelim.
Biraz önce söylemiştim, çubuk pazarımız bir hayli eskidi. Uzun yıllardan beri, yaklaşık 79 yıllarda, 70 yıllarda yapılmış bir pazarımız var. İnşallah onun hem yerini hem de kendisini yenileyeceğiz. Onunla alakalı ben görüntüleri göstereyim. Yani bunun da renderları çizildi ve inşallah bununla alakalı yöresel ürünlerin bol satılacağı alanlar. Şimdi yöresel ürünlerden daha çok bu burada şu şekilde bir pazar alanının çizimi tamamlandı. Bunun proje tamamlandı. Güzel İnşallah mimari bir proje. Bu sene içerisinde bunun 6 dönümlük kapalı bir alanda, 6 dönümlük bir alanda bunu gerçekleştireceğiz inşallah. Üstü kapalı, evet. En altında otopark olacak. Hatta pazarın olmadığı günler otopark olarak kullanacağız pazar alanını. Ve dükkanlar olacak burada. En üstte de bir kültür merkezi, bir çok amaçlı salon olacak. Dolayısıyla bu çubuğumuz için yapılması elzem olan, gerekli olan en önemli bir icraatımız olacak inşallah. Gerçekten başkanım, bu projeyi tasarlayan mimarı tebrik ediyoruz. Son dönemlerde bu tür projeler görüyoruz. Daha önce sebze pazarları sadece haftanın bir günü kullanılıyordu. Evet. Koca bir alan ama giderek artık orası bir yaşam alanına dönüşüyor. Sadece haftada bir gün, iki gün pazar yeri kurulan yer değil, üstüyle altıyla değerlendirilen bir alan. Tebrik etmek lazım. Evet, inşallah. Biz de onu sağlamak istiyoruz. Çünkü pazar alanının sadece haftada bir gün kullanılması bir yerde yapılan yatırım israf durumuna geçiyor. Ama haftanın diğer günleri de otopark olarak kullanılırsa, en azından otopark şu anda en büyük ihtiyaç. Bütün ilçeler için, Ankara için. Onu biliyorsunuz. Eşleştirme da, yanlış olmasın başkanım. Günümüzde artık Diyanet İşleri Başkanlığı da camileri sadece 5 vakit namaz kılınan yer değil, günün 24 saati belki 12 saati kapısı açık, lambası yanan kültür merkezleri haline dönüştürecek, İnşallah. İbadet ve ilim yuvasına dönüştürecek. Olması öyle gerekir. De gerekiyor. Evet. Bu da bizim lojistik tesisimiz. İnşallah işte bütün bizim 90'dan fazla aracımızın ve kademe çalışmalarımızın yapıldığı bir alan olacak burada. Bu arada iş makineleri yönüyle nasıl durumunuz başkanım? Evet, güzel hatırlattınız. Bizim hani dediniz bu borçlar ödenirken yatırım yapmadınız mı? Evet. 2 milyon liralık araç alımı yaptık. Bunun içerisinde yeni bir grader, 2 tane tır çekicisi, 1 tane cenaze aracı, ayrıca hafif araçlar zabıtamız için ve ilaçlama için kullanılmak üzere araçlar aldık. Evet. Bunlar da bizim operasyon gücümüzü artırdı. Özellikle bu sene biliyorsunuz son 30 yılın en çok karı yağdı. Evet, ve karla mücadelede Büyükşehir Belediye'mizle birlikte, Fen İşleri Daire Başkanı'yla birlikte çubuğumuzda özellikle ana arterleri, caddeleri ve sokakları açık tutmak için gerçekten çok başarılı bir mücadele dönemi geçirdik. Bunların sayesinde oldu. Yeni graderimiz ve yeni yaptırmış olduğumuz Ünimok hem bir taraftan tuz atıyor, bir taraftan da karı temizliyor. Bize çok büyük bir imkan sağladı. Karla mücadele farklı bir şey değil mi başkanım? Yani insanlar zannediyor ki o caddedeki karla mücadelede sabah kalktığında bir an önce bura kalksın. Ama bütün ara caddeler, ön caddeler kamyonlarla yükleniyor. Tonaj olarak bir büyük çapta bir çalışma. Gerçekten yerel yönetimler bu manada büyük imtihan veriyor. Tabii yerel yönetimin birinci vazifesi o arteri veya caddeyi ulaşıma açmaktır. Oradaki onu sağlamaktır. Tabii buradaki her evin, parkın veya oto garajın önünü açmak mümkün değil. Ondan sonra yaya yollarını açık tutmak ve buraları buzdan arındırmak. Bunları yaparken mutlaka vatandaşın desteğine ihtiyaç oluyor. Çünkü vatandaşın park edilmiş arabası kalıyor. Yanından grader veya bizim kepçemiz geçiyor. Evet. Kenarlara doğru itildiği için kar uzun süreli orada kalıyor. Vatandaşımızın arabası ya da evinin önü kapanmış gibi oluyor. Burada biz bunları tek tek yapmak hem zaman kaybıdır. Çünkü karla mücadelede saatle yarışarak iş yapmanız lazım. Bütün ana yolları, okula giden çocukların servis yollarını açık tutmanız lazım. Hasta olanlar var, oralara yetişmeniz lazım. Burada vatandaşın da hem evinin veya bahçesinin önündeki yaya yolunu hem de arabanın park edildiği yerdeki karı temizlemek gibi bir doğal görevin ben olduğunu düşünüyorum. Çünkü batıda hep böyledir biliyorsunuz. Evet. Ana yolları açmak,
yolu ulaşır hale getirmek yerel yönetimin görevi ama kendi evinin önünü, kaldırımını, aracının olduğu yeri temizlemek de vatandaşımızın görevidir. Ama bunu da ben çoğu kere gördüm. Teşekkür ediyoruz vatandaşlarımıza. Biz süratle diğer alanlara giderken onlar da bize bu desteği verdiler. Evet, biraz önce bahsettiğim nostaljik bizim Çubuk Belediye'mizin Çubuk Abat Parkı hem festival alanı olarak kullanılacak hem de inşallah insanlarımızın, vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin mesir alanı olarak kullanacağı bir alan olacak inşallah. İnşallah. Ve şöyle bir bay ve bayan, erkek ve kadın hamam inşaatımızda inşallah projelendirildi. Kaplıca suyu var mı başkanım başlayacak. Bu bölgede? Çubuğumuzda iki noktada termal su var. Bir tanesi sizin de bildiğiniz gibi çok eskiden beri Melikşah mahallemizde olan. Eskiden orada bizim de bir havuzumuz vardı. Şu anda Büyükşehir Belediyesi uhdesinde kalan bir havuzumuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız da orayı ihale etmek için veya yeniden canlandırmak için zaman zaman iş adamlarıyla görüşmeler yapıyor. Buranın suyu Akyurt'taki bir otele yer altından 12 kilometre götürüldü. 41 derece sıcaklıkta. Biraz kükürtlü olduğu için bulanık görüntüdedir. Ama umudumuz o ki inşallah Melih Başkan burayı bir yeniden işletmeye açarsa, çünkü mülkiyeti şu anda Büyükşehir Belediyesi'nde. Burası gerçekten eskiden Ankara'daki vatandaşlarımızın çok geldiği bir yerdi. Şu anda atıl durumda duruyor. Tadilat görmeyi bekliyor. İkinci, çubuğun kuzeybatısında yer alan Özlüce Termal Tesisi. O da aynı şekilde 41 derece ama maşallah oranın suyu çok daha bol. Şu anda orası da ASKİ Genel Müdürlüğümüzün uhdesinde. Oraya ilgili bir, ben onu biliyorum, MTA'ya bir proje sunuldu bu tesisle alakalı. Biraz çubuğun uzağında olduğu için belki biraz daha göz önünde değil ama burada da bu sıcak su tesisinde de inşallah termal bir tesis kurmak mümkün olur. Çünkü Kavşakkaya Barajı'nın da hemen yanında değerlendirilmesi gerekiyor. Orası da ASİ Genel Müdürlüğümüzde şu anda. Başkanım, bir belediyelerin sporla bağlantılarının açısından soracağım. Çubuk Spor'la belediye olarak bir bağınız var mı? Destek veriyor musunuz? Çubuk Spor ne konumda? Çubuk Spor şu anda BAL liginde biliyorsunuz. Bölgesel amatör ligde. Ve başarılı bir başlangıç yaptı. Ama şu anda biraz ortalarda duruyor ama sanıyorum henüz daha şampiyonluk şansını kaybetmiş gözükmüyor. İlk geldiğimiz zaman zaten biz o zaman da Çubuk Spor'a destek vereceğimizi söylemiştik. Bununla alakalı yaptığımız çalışmalarda önce yönetimi Çubuklu kardeşlerimiz aldı. Onlar yönetime geldi. Daha sonra biz özellikle kanunun bize öngördüğü %7'lik amatör kulüpler için payın büyük bir bölümünü Çubuk Spor'umuza kullandırdık zaten. Ayrıca araç desteği olsun ve yer desteği olsun. Bunlar zaten ezelden beri çubuğa devam eden desteklerimiz. Her belediyemiz. Fanatik taraftarları var. Her belediye başkanımız var. Öyledir. Çok seviyorlar sporu. Öyledir. Bir de bu Yeşil Çubuk Parkı içerisindeki sosyal tesisimizi ve halı sahamızı işletmeleri için yine Çubuk Spor'umuza biz devrettik. Yani Çubuk Spor'a kanunların izin verdiği, öngördüğü ölçüde desteğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Yine AK Partili belediyelerin sosyal sorumluluk projeleri önemli. Kadına, aileye, gençliğe. Sizin Çubuk Belediyesi olarak bu alanda yaptıklarınız neler? Evet. Çubuk'ta zaten Büyükşehir Belediye'mizin Hanımlar Lokali adı altında çok başarılı hizmet veren bir kurumsal tesis var. Burada gerçekten hem sanatla ilgilenme, sporla ilgilenme, resim, müzik gibi alanlarda çok güzel çalışmalar yapılıyor. Hatta sosyal yardım açısından da işte Halep'e geçen gün onlar bir yardım topladılar, gönderdiler. Başarıyla çalışmalarına devam ediyor. Şu anda önümüzde kadın ve çocuk açısından özellikle dezavantajlı kişiler açısından, yaşlılar, engelliler, yani bu kişiler açısından mükemmel bir proje var. Sosyal Hizmet Merkezi. İnşallah adliyemizin arkasında şu anda inşaatın %80 oranında tamamlandı ve bu yaz açılmasını bekliyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza olarak bakanlığımıza bağlı olarak çalışacak burası. Ve bunun içerisinde özellikle boşanmış
sorunlu aileler, engelli aileler, çocuklar olmak üzere her türlü rehabilitasyonu sağlayacak ekipman bulunacak inşallah. Ve de aile danışmanlarının, psikologların, sosyologların olduğu fevkalade güzel bir sosyal hizmet planlanıyor burada. Bu da en çok da zaten buradan yaralanacak olanlar kadınlar ve çocuklar olacak biliyorsunuz. Özellikle AK Parti'nin şu 15 yıllık geçmişinde biliyorsunuz yaşlılarla ilgili, emeklilerle evet. ilgili, ev kadınlarıyla ilgili, hatta işte torununa bakacak ninelerle ilgili pek çok çalışmalar yapıldı. Ama özellikle engelliler için, zihinsel ve bedensel engelliler için ve boşanmış, parçalanmış aileler ve en büyük tehlike biliyorsunuz uyuşturucu bağımlılığından geliyor. Bununla alakalı maalesef. Hizmetlerde koruyucu ve tedavi edici bakımdan hizmetlerde sosyal hizmet merkezi inşallah kadınımıza ve çocuklarımıza büyük hizmetler yapacak. Bu beklentideyiz. Bu da Ankara ilçeleri içerisinde bir ilk olacak sosyal hizmet merkezi olarak. Ben burada bütün ümidimizi çocuk ve kadın hizmetleriyle alakalı bütün ümidimizi buraya bağlamış durumdayız. İnşallah bu gerçekleştiğinde güzel şeyler olacak inşallah. Geçen hafta aniden stüdyolarımızın bir sürpriz ziyaretçileri vardı başkanım. Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü üyeleri ziyaret ettiler. Evet. Gazeteciler, Dünya Gazeteciler Günümüzü geçmiş de olsa kutladılar. Dolayısıyla o manada güzel hizmetler veriliyor. 7'den 70'e 7-24 hizmet veren kuruluşlar. Yine başkanım, Çubuk tarihi misyonuyla çok önemli bir yerde. Ankara Savaşı'nın yapıldığı, Yıldırım Beyazıt ve Timur'un savaştığı alanda. O günün tarihini günümüze taşıyacak sosyal kültürel manalarda neler yapıyorsunuz? Şimdi 28 Temmuz 1402 Yıldırım Beyazıt'la Timur'un Çubuk'ta karşılaştığı ve bir gün sabahtan akşama kadar süren tek günlük bir savaş biliyorsunuz bu. Evet. Ve bu savaş sonunda da Yıldırım Beyazıt esir düşüyor ve maalesef Osmanlı 11 yıllık bir fetret dönemine giriyor. Osmanlı'nın bu evet. Kara yazgısı maalesef Çubuk'ta gerçekleşti. Evet. Bu savaşın geçtiği yer bugünkü Melikşah mahallemiz dediğimiz üniversitenin hemen komşuluğundaki bir alandır. Burada cereyan ediyor ve hatta Yıldırım Beyazıt'ın kaçış istikamette Çubuk'un kuzeyindeki Mahmut Oğlan köyüne kadar aşağı yukarı 20 kilometrelik bir takipten sonra orada yakalanıyor. Elbette ki Çubuk'un bu tarihi olayını yaşatması gerekiyor. Ve zaten biz her sene yapılan bu kültür festivalinde, turşu evet. festivalinde bizim 2014 yılında Eylül ayında yaptığımız festivalin ana temasını 1402 Ankara Savaşı olarak kurguladık. Bununla alakalı olarak hem Yıldırım Beyazıt'ın hem Timur'un işte heykellerini koyduk müzemizin önüne. Bunun dışında filler, fil heykelleri evet. getirdik. En azından görüntü olarak, model olarak bunu analım diye. Ve Çubuk'ta kurmuş olduğumuz şehir müzesinin içerisine de bunun bu savaşın bir animasyonunu, ışıklı, sesli ve görsel olarak bir animasyonunu gerçekleştirdik. Burada tabii ki asıl hedef savaşın bizzat geçtiği bu Melikşah Ovası'ndaki tarihi alanda yapmak gerekiyor. Evet. Burada savaşı bize hatırlatacak animasyonlar, parklar veya tarihi heykel ve anıtların, yazıtların olması gerekiyor. Bununla ilgili çabamız var. Ancak bu Melikşah'ta Romalılardan kalma bir hamam var. Zaten savaşta o hamam dolayısıyla biraz da Timur o nedenle orada konaklama yapmış. Hem hamam var hem de hemen arkasından geçen bir Kızılca çayı var. Dolayısıyla Timur'un arkasını verdiği, sırtını verdiği Ankara tarafı tam da bu karargah, evet. karargahını kurduğu yer burasıdır. Hamamla alakalı Tarihi Varlıkları Koruma Kurulu burayı tarihi eser olarak nitelendirdi ve bununla alakalı bir ödenek ayırdı. Herhalde onunla alakalı yatırım izleme inşallah başlayacak. Buradaki o tarihi hamamı inşallah yeniden restore edip görünür hale getireceğiz. Şu anda yıkıntılardan ibaret o hamam tabii ki. Dolayısıyla 1402 Savaşı ayrıca bizim bu gerçekleştireceğimiz Çubuk Abad Park'ın içerisinde bütün Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin, Türk dostlarımızın
park alanı olarak kullanabileceği, kendi eserlerini sergileyebileceği standlar da vereceğiz onlara. Ve zaten özellikle bizim Çubuk Turşu Festivali'ne Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan gibi Türk kardeşlerimiz, Orta Asya'daki kardeşlerimiz büyük ilgi gösteriyorlar. Evet. Çünkü Ahmet Yesevi aynı zamanda Timur'un da hocasıdır. Ve Ahmet Yesevi'den kol alarak gelen, Anadolu'ya gelen tüm alperenler de işte Çubuk'ta var, işte Gül Baba var, bizim Sere köyümüzde Şeyh Kalender var. Evet. Bütün bunlar da oradan geldiği için bu bağ bizi hem savaş dolayısıyla hem de bu tarihi şahsiyetler dolayısıyla birbirimize bağlıyor. Onlar da büyükelçilik düzeyinde bizim festivalimize geliyorlar ve Çubuk'a bu nedenle özel bir ilgi gösteriyorlar. Önümüzdeki dönemde savaş alanı animasyonu, evet, ve park alanının da ben gerçekleşeceğini umut ediyorum. Başkanım, günümüze gelecek olursak otonomi o bölgede bir hareketlilik sağladı. Yine Yıldırım Beyazıt Üniversitesi farklı bir hareket sağladı. Fuar alanı. Fuar alanı da devreye girecek sanırım. Evet. Çubuk Belediyesi fuar alanıyla paydaş mı fuarla? Değiliz. Akyurt bölgesinde. Akyurt bölgesi. Ama sonuçta Akyurt Çubuk kardeştir. Evet. Fuar alanı da, otonomi de Akyurt sınırları içerisinde ama bizim çubuğumuza hem yararlanma hem de ekonomik bir getiri açısından ben birlikte, evet, Akyurt ve Çubuğu hala birlikte düşünüyorum ben. Katılıyorum. Akyurt, o bölge Akyurt Belediye Başkanımıza da sürekli biz Pursakları da ilave edecek olursak tabii, bir üçlü var. Pursakların saray bölgesi de eskiden bizim köyümüzdü. Yani evet, saray köyün olduğu yerde Çubuğa aitti. Şimdi hakikaten Ankara'nın kuzeyi uzun yıllar bakir kaldı ama önce bu otonominin gelmesi, havaalanı, fuar alanı ve inşallah üniversiteyle beraber gerçekten bundan sonra makus talihi değişecek görünüyor. Fuar alanı size yansıyan kadarıyla ne safhada? Şu anda henüz temeli atıldı biliyorsunuz 2014 seçimlerinde. Ama aldığımız bilgilere göre yakın zamanda inşallah sanıyorum 7 tane sivil toplum kuruluşu, işte ATO'nun, evet, efendim, ASO'nun, Akyurt Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığı olan bir girişim inşallah. Biz gerçekleşmesini heyecanla bekliyoruz. Çubuğa da, Akyurt'ta da büyük katkısı olacak mutlaka. Otonomi gibi. Evet. Şimdi ama burada asıl önemli olan, yani tüm bu tesislerden hatta havalanından çok daha önem kazanacak şey metronun Çubuğa gelmesidir. Evet, ulaşım çok önemli. Bu çok önemli bir şey. Yani eğer hani biz benim ilçe başkanlığım zamanında üniversitenin Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çubuğa gelmesinin kararı verildi. Bu en büyük mutluluğumuzdu. Ama şimdi bundan bir hafta önce ben Sayın Ulaştırma Bakanımızla görüştüm. Bu görüşmede Kızılcaman Belediye Başkanımız da vardı. İki konumuz vardı gündeme getirdiğimiz. Bir tanesi Çubuk'la Kızılcaman arasında bir İstanbul bağlantı yolunun D100'e bizi bağlayacak, Kızılcaman'a da havalanına yaklaştıracak bir ara bağlantı yolunun gerçekleştirilmesiydi. Bu konudaki bakanımızın görüşünü aldık ve projemizi birlikte sunduk. İkinci projemiz ise metro, biliyoruz projede, evet, havalandan sonra üniversitenin içerisine kadar geliyor. Ama bundan sonrası için şu kalan 12 kilometrelik bölümde Çubuğa gelmesi söz konusuydu. Zaten bununla alakalı gereken müjdeyi Cumhurbaşkanımız üniversitenin açılışında verdi. Evet. Dedi ki hele bir üniversiteye gelsin, ondan sonra Çubuğa pas ederiz dedi. Aynen bu cümleyi kullandı. Doğrudur. Biz de durum nedir diye Sayın Bakanımıza gittiğimizde dedi ki rahat ol başkan, Çubuk'ta yani inşallah üniversite ile Çubuk arasında bir raylı sistem kesinlikle kurulacak. Metro Çubuk'a kadar gelecek. Bununla alakalı fizibilite ve etüt çalışmalarını başlattım dedi. Ve bununla ilgili fiili çalışma da başladı. Şu anda bildiğimiz kadarıyla kadastro ile ilgili, evet, faaliyet ve çalışma şu anda Çubuk üzerinden devam ediyor. Bununla ilgili bizim sunduğumuz bir proje vardı. Çubuk Çay hattını izleyerek, taşkın sahayı izleyerek biz metronun gelmesini veya raylı sistemin gelmesini öngörmüştük. Ama o dedi ki böyle tek bir şey olmaz, alternatifli çalışacağız. Gereğinde Ankara Çubuk yolunun altında, gereğinde özel mülkiyetlerden, gerekiyorsa Çubuk Çayı hizasından bu çubuğa ulaştırılacak. Bunun fizibilite ve etüt sonucunu ben size açıklayacağım dedi. Ve şunu da söyledi, bunun müjdesini verelim mi Sayın Bakanım? Evet, Çubuklu tüm hemşehrilerime bunun müjdesini verin. Kesinlikle Çubuk metrodan ve raylı sistemden
üniversiteyle bağlantık olarak yararlandırılacaktır söyledi bunu. Bu çok önemli bir bu proje. Bu büyük müjde bizim evet, için. Evet. Bu hani biraz önce söylediğiniz sizin üniversitenin getirisinden evet. Bir 10 kat daha fazla bir getiri. Bu şu bu kuzey bölgede yer alan otonomi fuar alanı, havaalanı ve üniversite kadar bunların hepsine eşdeğer sayacağımız muazzam bir müjdeydi bu. Ben bir kere daha önce Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'a sizin aracınızla buradan teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Başkanım aynı şükranları ben siz konuşurken hafızamdan canlandı. Çubuk'ta şu anda ulaşımı sağlayan 6 şeritli gidiş geliş istikamette yolu yapan Büyükşehir Belediye'ye evet. sunmak lazım. O ulaşım Çubuk'un ivmesini değiştirdi değil mi? Kesinlikle. Buradan bağlamla Büyükşehir'le ilişkileriniz nelerdir diyeceğim. Büyükşehir ilişkilerimiz çok çok iyi. Evet. Sağ olsun. Melik Gökçek Başkanımız bildir ki Çubuk bütün yerel seçimlerde, genel seçimlerde, referandumlarda Ankara'nın ya birincisidir ya ikincisidir. Hep evet. Yani bu bugüne kadar yapılan 12 seçimde de biz hep ya ikinci olduk ya üçüncü olduk. 2014 yerel seçiminde ikinciydik. Birinci Çamlıdere biliyorsunuz. Ve bunu ben Sayın Melik Başkanıma söylediğim zaman dedi ki Çubuk'a yapmış olduğumuz hizmetlerin karşılığını aldık. Teşekkür ederiz dedi. %71 bir oranla ve Ankara ikincisi evet. olarak tamamladık. Bu referandumda da inşallah yine iki veya üçüncü olmak bizim hedefimiz. Doğal hedefimiz yani. Doğal hedefimiz. Orada hiçbir sıkıntı yaşamayacağımıza ben eminim. Halkımız büyük oranda buna evet'e çok ilgi gösteriyor. Evetler inşallah dolacak. Burada %80'in üzerinde bir çizgiyi, başarı yakalayacağımıza inşallah eminim ve böyle de olacak. Çubuk halkı bizi hiçbir zaman utandırmadı bu seçimlerde. Bu 12 seçimin 8'inde ben ilçe başkanlığı dönemindeydim veya evet. belediye başkanı olarak katıldık. Bunu bizler manipüle ettik, yönlendirdik. İnşallah bu Nisan'daki referandumda da buna benzer netice alacağız. Sayın Belediye Başkanımız Melik Gökçek'in Çubuk'a kazandırmış olduğu bu yüksek standarttaki ve bazalt evet. asfalttan meydana gelen 2x3 şeritli bu yol Çubuk'un bahtını değiştirdi. Hakikaten bir de aydınlatması, peyzajı, orta refüjüyle evet. Bir de sinyalizasyonuyla mükemmel bir yol oldu. Şu anda Ankara merkezden bir ilçe merkezine ulaşacağınız en rahat, en konforlu ulaşacağınız yer Çubuk'tur. Çubuk'un çıkış noktası yok. Ne Karadeniz'e ne İstanbul yoluna. Hani var da evet. yani. Ama buna rağmen ilçeler içerisinde merkezle, Ankara'yla ilçe merkez arasında en yoğun trafiğe sahip olan ilçede Çubuk'tur biliyorsunuz. Evet. Yani bunu ölçebilirsiniz. Evet. Yani şehir arası yollarla bile bunu ölçebilirsiniz. O nedenle bu yolun yapılması ben Melih Başkanım'a buradan da teşekkürlerimi sunuyorum. Çubuk'un bahtını değiştiren önemli aşamalardan birisidir. 7 yıl oldu. Hamdolsun yol çok sağlam Allah'ın izniyle. Hiçbir zarar, ziyan da bir aşınma da olmadı şu ana kadar. Bu geçen zamana rağmen aydınlatmasıyla, peyzajıyla ve ulaşım konforuyla, sinyalizasyonuyla gerçekten Çubuk'un en büyük kazançlarından birisidir. Ankara merkezde eğitim öğretim gören özel okullar servis taşımacılığında Çubuk'u Ankara'nın yakın ilçeleriyle kıyaslıyorlar. Veliler itiraz ettiğinde ben de yaşamıştım. Çubuk'un yolu güzel diyor. Evet. Yani öyle de bir avantajı var. Başkanım programın sonuna geliyoruz ama bir iki husus var. Özellikle 15 Temmuz gecesini konuşmadan geçemeyeceğiz. Evet. Çubuk'ta neler yaptınız? Süreç nasıldı? Bu vatan hainleriyle ilgili mücadelede Çubuk Belediyesi'nde neler var? Şimdi tabii 15 Temmuz böyle deprem gibi, sel evet. gibi, doğal afet gibi gelen ani bir durumdu biliyorsunuz. Hakikaten ben AK Parti ilçe başkanımız Baki Bey'den bunu işte saat 10.45 veya 11 civarıydı o gece. Bunu duyduğum zaman yani kulaklarıma inanamadım. Bir darbe girişimi evet. var diye ben bunu yani rüyada görsem, hayalini görsem inanmayacağım bir şeydi. Acaba dedim yani bir yanlışlık mı var? Yani artık Türkiye gibi gelişmiş, demokrasisini evet. Kanıtlamış, milletiyle, devletiyle barışmış bir ülkede bu darbe neyin nesi oluyordu? Yani bunu açıklamak çok zordu. Ama yani onun gerçek olduğunu kısa zamanda anladık. Bu bilgiyi alır almaz ilçe başkanımızla birlikte teşkilatımızla hemen toplandık. İlk yaptığımız iş teşkilatımızdan
çubuğun 18 bin üyesine mesaj göndermek oldu. Bunu teşkilatımız yaptı sağ olsun. Biz de kendi belediyemizin hoparlörleriyle böyle bir alçak darbe girişiminin olduğunu, bunu Fethullah terör örgütünün yapmakta olduğunu, alanlarda toplanmamız gerektiğini biz hoparlörlerle anons ettik. Aynı zamanda parti teşkilatımızın aracı da gezerek bunu yaptı. Ve inanın bu işe başladıktan 15-20 dakika sonra Çubuk Atatürk Parkı'nda binlerce kişi bir anda toplandı. Ve çoğunluğu genç olmak üzere. Araçlar gelip gitmeye başlandı. Bayraklar. Tabi o anda bir kargaşa var. Evet. Kim ne yapacağını bilmiyor. Biz Sayın AK Parti ilçe başkanı, il başkanımız Mustafa Nedim Yamalı'yla irtibat kurduk. O bize hedef olarak sizin bölgenizde havalanı ve hava trafik kontrol merkezi var. Buralara hareket edin. Alanları katiyen bırakmayın diye bir talimat verdi. Bunun üzerine biz de oradaki vatandaşlarımızı hemen şoförlerimizi çağırdık. Belediyemizin tüm şoförlerini. Evet. Otobüslerimizi çağırdık. İş makinalarını. Biliyorsunuz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Melik Gökçe'nin stratejisi hemen iş makinalarıyla bu askeri alanların önünü kapatmak. Biz de iş makinalarımızı, kamyonlarımızı, otobüslerimizi hemen topladık. Vatandaşları otobüslere bindirerek, kendi araçlarımıza binerek yola çıktık ve havaalanının Çubuk yolu üzerindeki giriş kapılarının hepsini iş araçlarıyla kapattık, kamyonlarla kapattık. Bunun yanında Çubuk'ta çok önemli bir merkez var. Uluslararası Hava Trafik Kontrol Merkezi var. Evet. Türkiye'nin ve komşularının tüm alanında uçuşların takip edildiği ve talimatlandırıldığı bir merkez burası. Çok stratejik bir merkez. Evet. Onun da önünü biz bu araçlarımızla, bununla alakalı bizim fotoğraflarımızın hepsi var. Onları da vereceğim. Sabah saat 6'ya kadar biz bu engelleri koyduk. Ve Esenboğa Havalimanı'nın o giriş kapısının önü Çubuklu, Akyurtlu ve Pursaklar'dan gelen vatandaşlarımızla doldu. Binlerce insan. Biz gelemedik, yolda kaldık. Evet, yolu da evet, yol kapandı, tıkanmıştı. Bir süre sonra kapandı. Ankara girişi tıkanmıştı. Biz de Çubuk geçişlerini tıkamıştık. Dolayısıyla şimdi buraya hain darbeciler gelmedi, giremediler. Yol tıkalıydı. Ama aslında Denizli'den gelecek olan 600 kişilik bir komando birliği havalanına inecekti. Hem havalanını işgal edeceklerdi hem de trafik kontrol merkezini, hava trafik kontrol merkezini, ki o saatlerde Cumhurbaşkanımızın uçağı havadaydı ve onu takip eden, gören tek yerde o trafik, hava trafik kontrol merkeziydi. Dolayısıyla buraya Denizli valisinin çok akılca bir girişimiyle havalanamıyor, komandolar gelemiyor ve bizim orada bir çatışma hamdolsun olmadı. Sadece bir şehidimiz, Allah rahmet eylesin, Ömer Takdemir Akıncı Üssü önünde şehit oldu. Bizim Yakup Hasan köyümüzdendir. İki tane de gazimiz bu külliyedeki çatışmalarda yaralandı. Bundan bugünden itibaren başlayarak 27 gün boyunca bunlardan birisine siz de geldiniz, gördünüz. Sizin gördüğünüz o Atatürk Parkı'ndaki etkinlik 27 gün boyunca milletvekillerimiz, efendim il başkanımız, il yöneticilerimiz ve en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan'ın katıldığı mitingle 27 gün hiç aralık vermeden devam ettiğimiz bir demokrasi nöbeti oldu. Akşamları da daha ilerleyen saatlerinde Sıhhiye'deki demokrasi nöbetine, Külliye'deki demokrasi nöbetine devam ettik. Bunları sürdürdük ve en son Yenikapı'da yapılan büyük mitingle beraber Sıhhiye'deki büyük mitingle bunları noktaladık. Ama Çubuk halkının bu konudaki direnişi, coşkusu, heyecanı 27 gün boyunca sürdü ve ben bu 15 Temmuz mücadelesine, bu hain örgüde karşı yapılacak olan bu mücadeleye 2. Kurtuluş Savaşı diyorum. 1918-1922 arasında yaşadığımız işgale karşı vatandaşlarımızın, halkımızın müdafaa-i hukuk cemiyetleriyle yapmış olduğu direniş neyse 15 Temmuz'da her ilçemizde, ilimizde yapılan bu demokrasi nöbetleri de benzer bir direniştir. Bunu kutlamak gerekir. Ben bu direnişi, demokrasi nöbetlerini yapan, başta benim Çubuk halkım olmak üzere bütün Türk halkını buradan kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah referandum da bu şanlı direnişin son noktası olacak. Ondan sonra
hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye düşünüyorum. Belediyeden el çektirilen var mı görevli o yapıya mensup? Bir kişi var. Bir kişi şu anda da açıkta. Bir tanesi de daha sonra geri döndürdüğümüz bir memurumuz var. Başkanım, programın sonuna geldik ama gerek sosyal medyada gerekse program öncesi duyurularımızda bir takım eleştiriler aldık. Siz de alıyorsunuz. Yani Çubuk'ta Çubuk Belediye Başkanı'na, Çubuk Belediyesi'ne karşı yapılan eleştirilerle ilgili siz halkın içinde değil misiniz? Halkla görüşmüyor musunuz? Size ulaşamıyorlar mı? Veya siz hizmet mi yapmıyorsunuz demiyorum. Hizmetleri anlattınız, yapacaklarını anlattınız. Bu kısır döngüyü neye bağlıyorsunuz? Şimdi şöyle, yani eleştiri tabii ki vatandaşımız eleştirecek. Biz de eleştiriye karşı gerçekten çok duyarlıyız. Ben duyarlıyım şahsen. Evet. Ama amaç hani üzüm yemek değil de bağcıyı dövmekse, evet, tabii ki onları dikkate almamız mümkün değil. Biz halkımızın taleplerini de eleştirilerini de olabildiğince değerlendiriyoruz. Elbette ki sunacağımız imkanlar sınırlı. Hani demin anlattığım gibi aynı anda bütün sokakları nasıl kardan temizleyemeyeceğimiz, evet, gibi biz temizlikte de, çevre çalışmalarında da, yol yapımlarında da, altyapıda da bunları bir sıraya koymuş olmamız gerekiyor. Hepsini bir anda bitiremeyiz. Ama bu hiçbir zaman taleplere, şikayetlere ve eleştirilere kapalı olduğumuz anlamına gelmez. Bu konuda başta ben olarak, herkes benim kapıma gelir, istediği anda çalar, girer ve benimle görüşür. Görüşme yapmaması mümkün değil. Keza başkan yardımcılarımızla, keza müdürlerimizle, keza bununla alakalı mavi masamızla, isteyen her dakikada, pardon, beyaz masamızla, herkes istediği zaman görüşebilir. Burada hiçbir sıkıntı yok. Yine sosyal medya kanalıyla bizim bütün Twitter'ımızla, evet, Facebook'umuzla bütün talepler ve eleştiriler alınır. Ama yani eleştiri gerçekten bir ürün, bir şey üretmek amacıyla yapılıyorsa, amaç üzüm yemekse, buyurun, herkesin eleştirisini, evet, kabul ediyoruz. Bunu da değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama amaç başka ise onları da, yani bu, bunları da benim değerlendirmem mümkün olmaz. Bunlar eğer şey ise, bunun hesabı ne zaman kesilir? Önümüzdeki seçim döneminde memnun olmuyorsa bu, evet, kötü niyetli eleştiriler, orada vatandaş olarak üzerine düşeni yapacaktır. Başka bunun bir çözüm yolu gözükmüyor. Yani kapınız 7/24 mesaide halka açık. Her zaman. İsteyen buyur. Telefonum gelsin. Da açık. Her telefonunuz zaman. Da açık. İsteyen iyi niyetli her kişi bana veya telefonuma ulaşır. Ulaşmama diye bir sorun olamaz. Zaten ilçe başkanlığı döneminde siz bunu iç içe halkla beraber yaşadınız. Ya ben şimdi 32 yıllık hekimlik hayatımın 21 yılı Çubuk'ta geçti. Çubuk'ta yüz yüze gelmediğim, dokunmadığım aile ve insan kalmamıştır. Yani bunların, evet, hepsiyle birebir diyalog yaşamış bir insanım ben, hekim olarak. Evet. Yani bunlardan uzak kalmam, diyalogdan uzak kalmam veya hayatın içinde bulunmamam mümkün değil. Ama özellikle toplantılar, talepler, hepsi bunların asıl merkezi sizin bulunduğunuz makamdır sonuçta. Evet. Yani siz burada bunları yaparken diyelim önemli bir encümen toplantınız var, meclis toplantınız var veya bürokratik bir görüşmeniz var. Tabii ki bunları yaparken belki bir engelleme olabilir, sıkıntı olabilir ama bunun dışında biz her zaman halkımızı bekleriz, halkımızla da iç içeyiz. Bunda ben bir sıkıntı görmüyorum. Başkanım, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bir programa sığmayacak bir iki soru daha kaldı. Başka bir programda, Çubuk'ta yapacağımız programlarda. Özellikle anayasa referandumu sürecindeki programları takip edeceğiz inşallah. Daha derin konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Ben de Kanal 5 ailesine ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle Çubuklu halkımıza, Çubuklu hemşehrilerimize sizlerin vasıtasıyla selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olasın. Sevgili seyirciler, program burada noktalıyoruz. Hoşça kalın.